Açmıştık ya hani artık diziler kısalsın diyen ünlüler var. Bunlardan biri de Bergüzar Korel'di. Bugün de Belçin Bilgin aynı konuda hanımefendiye destek veriyor. Kenan Emirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in dizi saatleri kısalmazsa oyunculuğu bırakacakları yönündeki açıklamalarına destek verdi. Etiler'de bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra çıkışta gazetecilerle sohbet eden Bilgin biten dizilere çok üzüldüğünü söylüyor her şeyden önce. Emirzalıoğlu'nun dizi saatleri kısaltılsın çağrısına kayıtsız kalmayan Bilgin, bizim için de zor elbet ancak set ekibi inanılmaz çok çalışıyor. Bence de kısaltılmalı dedi. Bilginin aracına bindikten sonra okuduğu kitabın aktörün gücü olduğu da görülmüş. Öyle bir kitap okuyormuş. Detay olarak da verelim size bunu. Ama o da aynı şeyi söylüyor. Özellikle set işçilerinden yola çıkarak evet çok zor diyor. Ben de destek veriyorum kısaltılsın. Ama bak büyük konuşmuş Kenan'la Bergüzar. Biz bırakırız bu işi diyor. Ben öyle dediklerini sanmıyorum. Zaten saatlerce konuşmuştuk bu konuyu. Evet, evet. Onun için kısaca hani sadece destek diye söylüyoruz. Ben biliyorum ki bu yerli dizi yersiz uzun olayına ikisi de Bergüzar Korel de Kenan İmirzalıoğlu da destek vermişlerdi. Hatta yürüyüşüne de gitmişlerdi. Hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Ama yani ne bileyim hani bu bizim mesleğimiz nasıl bırakacak? Şimdi Kenan İmirzalıoğlu oyunculuğu bırakırsa ne yapar? Ama onlar hani dün Funda da benzeri bir şey söyledi ya, bazı oyuncuların artık sektörde ciddi anlamda söz hakları var. Kesinlikle. Yani bakın, o, en önemli o adamların konu. Lafı dinlenir yani biraz. Aynen belki öyle. Bilmiyorum. Belçin Bilgin'e bayılıyorum. Oyunculuk olarak, naiflik olarak, bir kadın olarak, duruşu olarak, kocası olarak, her şey olarak bayılıyorum. Hı-hı. Onun ağzından değil mi, şiirsel söyledim be. Öyle de böyle de böyle de böyle bayılıyorum. Ve onun böyle bir şeyden şikayet etmesini önemselim. Çünkü sektörde yapımcı olan aslan gibi bir kocası var. Yılmaz Erdoğan. Hadi bakalım o da bu dünkü saydığım isimler evet. arasına, yani yaptırım gücü olan isimler arasına girerse bütün oyuncuları kurtarabilirler. O zaman Yılmaz Erdoğan'a sormak lazım bunu, Belçim Erdoğan'a değil ama evet. Yılmaz Erdoğan'a. Acaba Yılmaz Erdoğan bugün bir dizi yaparsa 120 dakika yerine 40 dakika yapar mı ya da 50 dakika? 40 dakika olmayabilir diyelim. Hani polisiye diziler, o bu CSI Miami'ler filan 33 dakika, 28 dakika filan. Normal diyelim, ama Amerika'daki bir dizi 40 dakika hepsi. 40 dakika. 1 dakika. Biz hikaye severiz, biz evet. biraz uzatmayı severiz diyelim. Evet. Ama 50-55 dakikaya inebilir. 60 dakikaya inebilir ama 120 dakikalar fazla. Ay zaten senaristlere de yazık artık yazık yani. Yazacak şey kadar. Bulamıyorlar. Şarşat, birbirine melül melül bakıyorsun dakikalarca böyle izliyoruz onu ekranda. Bizim dizilerimizde ekranda. Şöyle bir şey var. Yani mutlaka Türk izleyicisi de çok net biliyor. Özellikle yabancı dizileri seyredenler. Şimdi nasıl uzuyor iş? Mesela Funda bana bir şey söylüyor, tamam mı? Funda bana bir şey söylediğinde zaten siz ekrandan izleyici olarak bunu öğrenmiş oluyorsunuz. Ama yetmiyor. Ondan sonra ben gidip bir de bunu Gamze'ye söylüyorum. Sen bir tabii. tekrar daha izliyorsun. Olayı uzatmak veya dediğin gibi adamın ceketi giyerken 10 dakika falan seyredebiliyoruz. Tabii canım. Bakıyorsun acaba ceketi niye giyiyor? Sadece ceketi giyiyormuş diyorsun sonra. Hiçbir şey yok ortada. Tabii kavuşamıyorlar ki olay uzasın birazcık. Yani, biz de sinir krizi geçiriyoruz. Bahsettiniz ya şimdi dünyada biz Amerika'yı baştan keşfetmedik. Onlar zaten daha önce keşfetmişlerdi dizi sektörünü. 43 dakika yapılır dramalar nettir. 28 dakika yapılır sitcomlar nettir. Bu da insan psikolojisinden yola çıkarak yapılmıştır. 28 dakikanın sonunda artık insanlar gülmek istemezler. Ve 28 dakikaya psikoloji ayarlanmıştır. Senaryolar da buna göre yazılır. Evet. 43 dakika dramalar için. Yılmaz Erdoğan da benzeri bir cümle kurmuş. Diyor ki Yılmaz Erdoğan, ben bu işin formülünü çok iyi bildiğim için 28 dakikanın üzerindeki sitcomlarda olmak istemediğim için şu anda oyunculuk yapmıyorum demiş. Tabii ama bakın bir duruşu var. Diyelim ki piyasa baktı, uzatmayacağım hemen. Ben yine bir konuda bir büyük bir sorun varsa orada köşeyi tutan insanlar vardır. O köşeyi tutan insanlar sorunu çözebilirler. Bu insanlar diyecek ki Kenan ben bu sene imzalamam. Halit Ergenç, Haluk Bilginer bizden yok. Bakacak ki aa hiç kimse kalmamış. O zaman sektör yani bunlar sahip çıkmazlarsa son bir şey söyleyeyim. Bu şehir tiyatroları ile ilgili detaya anlatmayacağım. Sadece başlığını söyleyeceğim. Sıkıntılar vardı. Taksim'de yürüdüler. Şehir tiyatrolarından çıkmış, şu anda kocaman kocaman oyuncu olmuş, kocaman kocaman paraları kazanan hiçbir oyuncu o şehir tiyatrolarının yürüyüşünde dertlerini anlatmada ortada yoktular. O yüzden büyük oyunculara büyük iş düşüyor burada. Doğru. Ancak bilmeyenlere söyleyeyim, şehir tiyatrolarının başında artık Erhan Yazıcıoğlu var. Evet. Onu da söyleyelim. Hani bilmeyenler varsa bir sanatçı var.
Yani bu güzel bir şey aslında. Çok sevindim, yani özellikle, çok memnun oldum. Çok, çok güzel bir haber verdin. Çok teşekkürler. Rica ederiz.